Arkadaşlar, hepiniz yeni bir videomuza da hoş geldiniz. Bu videomuzda Raka Coin'in teknik analizini gerçekleştireceğiz. Raka şu anda bir düşüş pozisyonunda. Bu düşüşün sebebini sizlere açıklayacağız ve Raka'nın yapabileceklerinden bahsedip teknik analizini her anlamda gerçekleştireceğiz, sevgili dostlar. Videoya geçmeden söylemeliyim ki bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlu olduğunuzu bilerek dostlar videoya devam ediniz. Ayrıca sizlerden ricam insanlar videoları seyrediyor fakat abone olmayı unutuyorlar. O yüzden e, lütfen abone olmayı unutmayalım. Videolara emek veriliyor. Bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olmanız bizler için çok ama çok önemli sevgili dostlar. Bunu da e, sizlere belirtmek isterim. Şimdiden teşekkür ederim. E, abone olmayı unutmayalım. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. E, buralarda da GMT ve SLP coin'lerinin videoları yükleniyor. E, bu videoyu seyrediyorsanız onlar yüklenmiş olacak. Onları da dilerseniz girip izleyebilirsiniz. Şimdi gel gelelim Raka'ya. E, videoyu Önceki videolarımızı seyredenler arkadaşlar kusura bakmasın ama önemli bir mevzu. Bitcoin ve dominans etkisinden bu videoda da bahsetmek zorundayım. E, aşağı yukarı her videoda söylemeye anlatmaya çalışıyorum Çünkü gerçekten Önemli bir durum e, Bunu Hem e, Şu anki altcoinler üzerinde Hem de genel anlamda piyasada bilmemiz çok önemli Dostlar Bitcoin'in şu anda dominansı oldukça yüksek Dominans dediğimiz şey Dominans dediğimiz şey Yüksekliği Her zaman altcoinler için olumsuzdur dostlar Eğer ki dominans yüksekse Bitcoin yükseldiği takdirde normalde anında diğer e, altcoin'lerden de yükseliş bekleriz ve fakat durum öyle olmuyor bitcoin hızlı bir yükselişi yakaladığı zaman dominans yüksekken altcoin'ler maalesef yatay seyir veya bir düşüş yaşıyor e, ilk zamanda sonradan tabii ki yine de kendini fiyatlıyor bitcoin düştüğü zaman e, özellikle bu bin beter bir durum dominans yüksekken dostlar Bitcoin eğer ki düşerse altcoinler hem bitcoin'in fiyatlandırmasına göre düşer hem de dominansın etkisiyle e, dominansın düşük olduğu senaryoya göre yüksek olduğu senaryoda e, bitcoin'in düşüşünde çok daha ciddi bir düşüş yaşar. Aslında olay bundan ibaret. Şimdi gel gelelim e, şu anki düşüşler neyden kaynaklı. Dün biliyorsunuz 41.700-800 seviyelerinden Bitcoin 42.500'lere hızlı bir yükseliş yaptı. E sonrasında da tekrar hızlı bir düşüş yaşadı. Normalde biz bunu ilk bakışta deriz ki ya Bitcoin yükseldi düştü tamam işte hani yine geldi aynı yerinde saydı diye düşünürüz. Fakat durum öyle olmuyor. Bitcoin dominansın etkisiyle az önce anlattığımız gibi bir adım ileri, bir adım geri yaptığı zaman alt bu hareketten etkilenip düşüşe geçiyorlar sevgili dostlar. Ve fakat şunu da söylemek isterim, Bitcoin şu an yatay seyrediyor. Ee, yükselişin devamı gelecektir Bitcoin'de. Yani e, bu tarz hareketler, bu tarz hareketler Bitcoin için normal e, kısa vadeli testler diyebiliriz. E, yani Bitcoin'de düşüşün devamı gelecek mi? Öyle bir durum söz konusu değil. Onu da söylemek isterim. Yani bu yukarı çıktı, aşağı indi muhabbetleri. Ee, kısa vadeli normal hareketler Bitcoin'in e, yükselişinde, hareketlerinde herhangi bir sıkıntı olduğunu göstermiyor. Gel gelelim, rakada şu anda aynı şekilde bu hareketlerden e, etkilenip bir kırmızı mum yaktı. Peki bu kırmızı mum kırmızı mumun seyri nereye kadar devam edebilir? Bakın dostlar, 4 saatlikte e, epey zamandır aslında. 4 saatlik grafikte EMA 50mizin üzerinde olduğunu ve güzel bir destek çalışmasının olduğunu görüyoruz. O yüzden buradaki e, bizim düşüş noktamız, bakın eğimi de şu şekilde yukarı doğru çektim. Şu anda EMA ile 0.00131, hatta 132 diyelim tam küsuratıyla 132 seviyelerinde bulunuyor. Tabii ki EMA 50 adı üstünde hareketli ortalama e, yükselmeye devam edecektir. Yani bu düşüşün, bakın bu düşüşün devamı. MA50 de bizi tutma olasılığı mevcut. Yani e, 0.00133'lerde e, MA50'den destek alma ihtimalimiz oldukça yüksek. Çünkü güzel bir destek olarak çalışıyor. Hala desteğin üzerindeyiz. Yani e, MA50'den destek alıp Raka'da e, düşüş serüvenini bitirmemiz oldukça olası. İşte bu da aşağı yukarı buçuk e, e, 133 gibi seviyelere denk gelecektir. Bu seviyelere geldiği zaman e, MA50'mizin bize destek olup bizi tutması 4 saatlikte oldukça olası daha sonrasında tekrardan e, hafif yukarı yönlü yatay bir şekilde e, duruma devam edebilir. Bunu da söylemek lazım. Tabii ki bitcoin hareketleri de şu an olumlu gözüküyor. Bundan dolayı e, düşüşün devamının bitcoin'de de gelmeyeceğini varsaydığımız zaman, düşündüğümüz zaman Raka'nın MA50, MA50'den destek alıp düşüş durumunu sonlandırması oldukça olası bir senaryo. Haricinde tabii ki burada da tutunamazsak, şayet ki burada da tutunamazsak nerelere kadar düşme ihtimalimiz var? Bakın şunu söyleyeyim, şurada 0.00127'lerde gene güzel bir noktamız olduğunu söyleyebilirim. Daha önceki e, hareketlerde bundan da önceki hareketlerde bizi tutmuş bir nokta sevgili arkadaşlar 00, 127 yani eğer MA 50'miz tutmazsa 127 seviyelerine kadar da düşüp destek alma ihtimalimiz mevcut 127'lere kadar düşersek güzel bir alım fırsatı olabilir çünkü çalışan noktalar e, dediğim gibi 127 seviyeleri güzel bir alım noktası olacaktır. Düşüş devam ederse bu buralar artık hani ütopik seviyeler oluyor. Fakat yine de söyleyelim. 0.0120 civarından da buraya kadar düşersek bir alım, e, güzel bir alım noktası olduğunu söyleyebilirim. Fakat şu anda Bitcoin'in değeri hali hazırda belli olduğu için tabii ki coinlerin altcoinleri belli başlı seviyelerden sonra düşmelerine müsaade etmiyor. Yani MA50 tutamadığı takdirde 127 seviyelerine kadar bir geri çekilme aşağısı biraz ütopik olacaktır. Yani bizim ilk desteğimiz MA50. Sonrasında da 127 seviyeleri güzel bir alım noktası e, buralara kadar. Ama dediğim gibi EMA 50nin de e, bizi tutma konusunda Raka'yı oldukça e, başarılı olabileceğini ben düşünüyorum. Sonrasında da Bitcoin hareketlerinin e, pozitif yönüyle e, yavaş yavaş kendisini yukarı doğru çıkaracaktır. Orta vadede zaten <laughs> beklentim e, orta uzun vadede 00183'ün üzerine e, atacağımız yönünde Bitcoin hareketlerinin de iyi devamıyla 00183'ün üzerine attığımız zaman burası bizim için güzel bir alım noktası olacaktır. Haricinde 00244'ün üzerine attığımız yatay seyir mum kapanışları gördüğümüz zaman Buradan da güzel bir alım fırsatı elde edebileceğimizi sizlere söylemek isterim. Şunu da söyleyeyim. Hangi coin'de tabii ki yatırımınız varsa olursa olsun şu sıralar bitcoin'i takip etmeniz oldukça gerekiyor. Çünkü dediğim gibi dominansın etkisi var. Ayrıyeten bitcoin şu anda dediğim gibi piyasayı tamamen domine eder durumda. O yüzden ne olacak ne bitecek? Bitcoin'i sıkıca takip etmenizi ben sizlere öneriyorum. Bitcoin aşağı çakılırsa durum vaziyet olacak şey belli. Yukarı çıkarsa da olacak şey belli. Resmen Bitcoin'in elindeyiz şu anda sevgili dostlar. Fakat yükselişin devam edeceğine dair oldukça güçlü sinyaller var. Haberiniz olsun. Bu videoda aşağı yukarı bu kadar da diyeyim size. Rakada da şu anda e, kısa vadeli düşüşe aldanmamak lazım. E, durumlar olumlu, bunu söyleyeyim. Genel anlamda baktığımız zaman, e, yavaştan da videoyu kapatalım dilerseniz. E, buraya kadar geldiyseniz tekrardan abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. E, hepinize görüşmek üzere bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.